disiplinli, çok zeki. Onun için söyleyebileceğim çok şey var ama şu anda aklıma gelen sadece bunlar. O zaman nice yıllar diyelim mi? Nice mutlu seneler diliyorum kendisine. Mutluluk, sağlık kendisinden eksik olmasın. Allah onu bizden... Ayırmasın. Ayırmasın. Uzun yıllar beraber olalım. Evet, uzun peki. Yıllar beraber olalım. Evet. Siz bir tanıyalım sizi ve Adnan Toros. Ben Arzu Akar Türkmen. 8 senedir Adnan Bey'le beraber çalışıyorum. Adnan Bey hayatımda güvenebileceğim tek insan diyebilirim. Bana çok şey kattı. Benim hayatımda çok şey değiştirdi. Ona uzun, sağlıklı, başarılı, mutlu yıllar diliyorum. Çığlık'ın başarılı koordinatörü ve bugünün teknik direktörü. Sizi tanıyalım. Türkan Tören. Peki Adnan Toros denince size neler ifade ediyor? Adnan Bey hem bir dost, hem bir abi, hem de bir ne bileyim bir baba gibi. Çok seviyorum Adnan Bey'i. Kaç yıldır berabersin? 20 senedir beraberim. Nasıl bir iş adamı? Çok iyi, çok akıllı, çok başarılı bir insan. Böyle, yani böyle bir de tanımadım. Peki. Evet, sizi tanıyalım. Bahar Salarcan. Adnan Toros dendiği zaman nasıl bir CEO, nasıl bir genel koordinatör? O her şeyden önce bizim için manevi bir baba değerinde. Evet, bugün doğum günü, onun sürpriz bir parti hazırladık. Ramazan olmasına rağmen gördüğünüz gibi çılgınlar gibi eğleniyor kendisi de, çok mutlu. Hepimiz onu çok seviyoruz. Allah onu hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Dediğim gibi o bizim için her şeyden önce manevi bir baba değerinde. O gönlümüzün şampiyonu. Evet, sizi tanıyorum. Arsun'a Aslan. Siz neler söyleyeceksiniz Adnan Toros? Nasıl bir şey o? Öğretmenimiz kendi her şeyden önce. Aynı zamanda çok başarılı bir kaptan. Mama, mami, mami, boy, eray, mami, alto, mami, mami, boy, eray, mami, alto, tanıyalım. Deniz Şahin ben. Adnan Toros. Adnan Toros vazgeçilmez. Bize her şeyi öğreten, her şeyin en iyisini aktaran, bildiği her şeyi bize aşılayan insan. Her şeyden önce babamız. Bizim ondan yana karnımız doydu. Allah da onu doyursun. Tek kelimeyle baba yani. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Baba yani, o kadar. Peki, seni tanıyalım. Betül Korkmaz. Adnan Bey bizim her şeyimizdir, babamızdır. Bize iyi kötü öğreten. Hani bir tanedir ya, benzeri yoktur ya, bir tanedir. Peki, evet, seni tanıyalım. Özlem Akgül ben. Adnan Bey bizim her şeyimiz gerçekten, her şeyimizi öğretti. Zaten siz çok eskilerden beri tanıyorsunuz onu. Nasıl bir insan olduğunu biliyorsunuz yani. Yani benim ikinci babam diyebilirim. Baba olarak görüyoruz gözümüzde biz onu. Çok seviyoruz, o da bizi çok seviyor. Kiyolu'nun iki tane ikizi var. Bakalım neler söyleyecekler, sizi bir tanıyalım. Sinem Türkmen. Gizem Türkmen. Adnan Toros. Bizim manevi tek babamız. Peki nasıl geçiyor çalışma hayatınız? Çok güzel geçiyor. Çok güzel geçiyor. Gerçekten. Peki gibi. Nasıl bir doğum günü? Çok süper. Süper. Peki biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Yeliz Altın ben. 6 yıldır çalışıyorum Adnan Bey'le ve mükemmel bir insan. Çok disiplinli, çok başarılı. Hayat boyu mutluluklar diliyorum ona. Peki sizi tanıyalım. Nihal Sazlı. Ben de 3 senedir Kiyolu'da çalışıyorum Adnan Bey'le beraber. Şimdi Adnan Bey'i çok seviyoruz. Yani kendi ailemizden bir fert gibi oldu bizim için. Aynı zamanda çok iyi bir yönetici. Çok adil bir yönetici. Onu çok seviyoruz. Çalışıyorum 8 yıldır. Adnan Bey ne diyelim? O bizim babamız, her şeyimiz, müdürümüz. Yani onu herkes baba diyor. Bu nasıl bir baba? Öyle. Bizim babamız o. Evet. Evet. Bir dost, iyi bir işveren, evet, iyi bir idaresi. Evet, iyi bir müdür. Peki. Evet, doğum gününde genç arkadaşlarımızı tanıyoruz. Evet, siz tanıyalım. Aynur Keti'de Adnan Bey'le beraber çalışıyorum. Hem de birebir beraber çalışıyoruz. 6 yıldır birlikte çalışıyoruz ve Adnan Bey bizim hem babamız, hem arkadaşımız, iyi günümüzde, kötü günümüzde her zaman yanımızda olan bir insan. Allah kendisinden binlerce razı olsun diyoruz. Ve bu tür organizasyonlar
günlerde bize her zaman yanımızda oluyor. Bizim her açıdan hem motivasyonumuz olsun hem kendisi için de çok çok güzel bizim için bir şeyler, her şeyi yapmaya çalışıyor yani. Peki efendim, sizi tanıyalım, şöyle kameraya doğru dönelim. Merhaba, Nazlı Kaç ben. Annem benimle 5 yıldır birlikte çalışıyorum. Ben onun en küçük kızıyım. En küçük benim. Adnan hocamı sen doğum günün olsun. Evet, röportajlar devam edecek. Bakalım Adnan Toros'un çalışma arkadaşları şu an yanımızda kim var? Şükran. Peki Adnan Toros. Evet. Adnan Bey'i ben 6 yıla yakındır tanıyorum. İlk geldiğim zaman da bana çok farklı gelmişti. Yani onunla mesela iş ortamında sert ama iş dışında da bu şekilde anlaşılıyor. İyi yani, seviyorum. Peki eğleniyor muyuz? İyi, çok şükür. Bu gururu yaşamak bizim için çok güzel. Adnan Hoca'nın yanında olmak, Mehmet Hoca'mızın yanında olmak ve burada tüm Kiyo'nun personeli olmak çok güzel bir duygu için. Teşekkür ediyorum. Evet, beni tanıyalım. Ben Onur Çelik. Kiyo'da çalışmaktayız. Hep beraber Adnan Hoca ile beraber. Adnan Toros nasıl bir insan? Nasıl bir arkadaşlık paylaşım var? Yani çok iyi bir insan kendisi. Her zaman dost, arkadaş. Ama Adnan Toros dendiği zaman siz neler söyleyeceksiniz? Allah başımızdan eksik etmesin. Nasıl bir birliktelik var? Nasıl bir mesai dostluğu var? Valla amirlikten müdürlükten ziyade abi kardeş gibi herkese böyle. Kıymetini bilenlere diyoruz. Peki. Daha nice güzel yıllara Enver Bey. Amin cümlemize. En güzel yıllara. Adnan Bey öpüyorum. Semiha Güner ben. Samsunluyum. Hemşiriniz oluyorum. 11 senedir Kiyolu'dayım. Finansman sorumlusuyum. Çok küçük yaşta Adnan Bey'le beraber çalışmaya başladım ve kendimi bu yüzden çok şanslı hissediyorum. Ona çok şey borçluyum. Merhaba, ben Mehtap Öztürk. Personel bölümünde çalışıyorum Kiyolu'nun. 11 senedir buradayım. 2000'den beri buradayım. Adnan Bey'i çok seviyoruz. Adnan Bey bizim her şeyimiz. Biz ona çok şey borçluyuz. Kendisi çok iyi biridir. Her zaman bize çok destek olan bir insandır. Tabii ki işlerin yürümesi açısından herkeste bir şeylik olabilir yani. Bir diktatörlük mutlaka olacaktır. Olmasa olmaz zaten. Adnan Bey'i seviyoruz. Onun bize kazandırdıklarını da çok seviyoruz. Bu ana kadar onunlaydık. Bundan sonra da hep onunla olmak istiyoruz. Kiyola'nın sunduğu Mehmet Çelik'le Spor Penceresi devam edecek. Kıtada 70 ülke ve bölgede Ramazan sofranızı dünyaya açın. İHH İnsani Yardım Vakfı. Bir lezzet klasiği Savana yoğurtları. Trakya sofralarının gururu Savana, özlenilen tatları sofralarınıza taşıyor. Nefis köy tipi doğal yoğurdu. Lezzet müdavimlerinin aradıkları tatlar Savana'da hayat buluyor. Doğal sütün beyaz güzelliğiyle bütünleşen Savana ayran ayrıca farklı bir lezzet sunuyor. Kurulduğu günden bugüne kendini teknolojiyle harmanlayan Savana sizlere kaliteli ve güvenilir bir hizmet sağlıyor. Sağlıklı nesiller için Mega Su için. 2003 yılından bu yana ruhsatlı ve Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde üretim yapılmaktadır.
Türkiye'deki bayilerimize, oradan da iş yerlerimize ve evlerimize sağlıklı olarak ulaşmaktadır. Mega Su damağınıza nefis bir tat, hayatınıza renk katacak. Sağlığınız için Mega Su için. Sizler de hoş geldiniz. Ama haksızlık bu. Alışmışız şekerim. Dünya markalarına dünyanın parasını. Çok para verdik, çok. Çok para verdik, çok. Neden hep bizim başımıza geliyor anne? Ne yapalım kızım? Malcanın yongasıdır. Biliyorum. Çok üzgünsünüz ama. Eskişi Bit Pazarı. Bizdeki fiyatları görmeden alışveriş yapmayın. Çok üzülürsünüz. Farklı şehirlerde farklı lezzetler için şükretsek de afiyetimizin demi, muhabbetimizin rengi, birlikteliğimizin sıcak tadı hep aynı. Çaykur, mutluluk için. Hoş geldin, sizden başlayalım. Rencide olduk. Oluyor sanmıştım. Galata 8 taksidim daha var. Birkaç gün sonra haberim oldu. Ama böyle olmaz ki. Hem de yarı fiyatına. Yıllarca bizi uyuttular. Senin onlardan olmadığı ne malum? Biliyorum hepiniz çok üzgünsünüz ama... Eskişi Bit Pazarı. Bizdeki fiyatları görmeden alışveriş yapmayın. Çok üzülürsünüz. Beş yıldır aynı enerjiyle çalışıyoruz. Baykal Akümülatör. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cüzler halinde takip ettiğiniz Hatim-i Şerif, Ramazan ayı boyunca her gün sabah namazından hemen sonra tek Rumeli ekranlarında. Kiyalı'nın sunduğu Mehmet Çelik'te spor penceresi devam ediyor. Evet, motor sporlarında Anıl Tetik ve tabii ekibini uğurladık. Gerçekten harika bir yorum oldu Anıl için. Ve tabii gençlerimiz önünde açılmasını her tür desteği biz vermeye devam ediyoruz. Onlar Japonya'ya gittiler.